Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüsrev Özkara, Kartalkaya Kayak Merkezi ile Karacasu Termal Turizm Merkezi arasında kalan 38.848 hektarın turizme açılması amacıyla ihaleye çıkılmasına tepki gösterdi. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara tarafından yapılan açıklamaya Türkiye Ormancılar Derneği Bolu temsilcisi Kanber Öztoprak, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Niyazi Kalfa, Makine Mühendisleri Odası Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, Bolu İli Erozyon Önleme ve Ağaçlandırma Gönüllüleri Derneği Başkanı İrfan Denizli, Ormancılar Derneği Bolu Şubesi üyeleri destek verdi. Şimdi başım burada kalıyor. Buradasın değil mi? Bölgeye turizm desteği ve teşviği sağlanması amacıyla başlatılan Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile ilgili Türkiye Ormancılar Derneği tarafından açıklama yapıldı. Son 20 yılda ormansızlaşma sorunu yaşandığına dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Hüsrev Özkara, turizm bölgesi planı hakkında bilgiler verdi. Bolu Köroğlu Dağları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi hakkında ülkemizde özellikle son 20 yılda kamuoyuyla yaratılan ormansızlaşma sorunu ne yazık ki her geçen gün artarak devam etmektedir. Bolu Köroğlu Dağları'nın eteklerinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Karacasu Termal Turizm Merkezi arasında kalan yaklaşık 51.450 hektarlık alan 22 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmişti. TUMOP, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bahse konu Turizm ve Koruma ve Gelişme Bölgesi'nin iptaline yönelik açılan dava neticesinde Danıştay 6. Dairesi söz konusu bölgenin sadece doğu sınırının iptaline karar vermiş ve karar sonrası yapılan düzenleme ile alan büyüklüğü 38.848 hektara düşürülmüştür. Hüsrev Özkara, Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin yaklaşık 10 bin hektarının bünyesinde çok sayıda endemik bitki türlerini barındıran ekolojik öneme sahip orman alanı olduğuna da vurgu yaptı. Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi'ne ilişkin sınır tespit işlemlerinin bilimsel ve teknik bir inceleme veya araştırmaya dayandırılmadığı ve bölgedeki hassas doğal dengenin gözetilmediği bir gerçektir. Proje kapsamına alınan yaşlı ormanlar, alpin çayırlar, yaban hayatı, endemik türler, yer seçiminin hatalı yapıldığını bize kesin olarak göstermektedir. Özkara, Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi dahilinde kalan orman alanlarında yapılacak haksız uygulamalara karşı duruş sergilediklerini de ifade etti. Bu sürecin acilen durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Doğaya ve ormanlara karşı yapılan bu haksızlığa karşı koyup, doğanın parçalanmasına, yok edilmesine duyarsız kalmayıp hukuki süreç başlatan TUMOP Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ni, bu sürece destek veren kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerini ve duyarlı vatandaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Daha önce ormanlarımıza karşı yapılmış her türlü olumsuz müdahaleye karşı durduğumuz gibi, Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma Gelişme Bölgesi dahilinde kalan orman alanlarında yapılacak haksız uygulamalara da karşı olduğumuzu belirterek, dernek olarak hukuk çerçevesinde gereken mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.